Herkese merhaba arkadaşlar, ben Özgür Çetin. Kişisel YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir tıraş videosuyla karşınızdayım bugün. Ama bugün tıraş olmayacağım. Daha doğrusu olacağım ama yeni bir ürünle değil. Daha önce test ettiğim ürünlerden biriyle tıraş olacağım. Ama bana çok gelen bir soru vardı tıraş videolarında. Hep şunu sordunuz bugüne kadar. Farklı tıraş bıçaklarıyla olduğum tıraş videolarında. Bu tıraş makinesiyle kaç kez tıraş olabilirim? İşte bu videoda o sorunun size yanıtını vereceğim arkadaşlar. Keskin bir yanıtı yok. İpucu vereyim. Yani kesin bir yanıtı yok bu sorunun. Kişiye göre, duruma göre, belli özelliklere göre tıraş bıçağının ömrü de değişiyor takdir edersiniz ki. Sonuçta bunlar üzerlerinde bir jilet bulunan malzemeler, ürünler ve onun da bir ömrü söz konusu. Kullanıma göre ve belli şartlara göre değişiyor. Şimdi bir taraftan tıraş olacağım, bir taraftan da bunlarla ilgili size bilgi vereceğim. Her zaman yaptığım gibi ne yapıyoruz? Şunu alalım. Sabunumuzu, tıraş sabunumuzu ve şu köpürtme fırçamızı da alalım. Ve tıraşa başlayalım. Şöyle köpürtelim. Tas soruyorsunuz, tasım var ama ben böyle köpük kullanmayı tercih ediyorum. Daha rahat oluyor benim için. Onu da söylemiş olayım arkadaşlar. Evet, başlıyoruz tıraşa. Şimdi, tabii bu benim birazcık kişisel fikrim olacak ama 3 aşağı 5 yukarı aslında kime sorsanız da böyle söyleyecektir. Bir tıraş bıçağının ömrü temelde 3 şeye bağlı arkadaşlar. 3 farklı değişkene bağlı. Bir tanesi sakalınızın yoğunluğu. Şimdi sakalınız çok yoğun olabilir, az yoğun olabilir. Sadece işte şöyle çene tık tarafında olabilirsiniz ya da sadece şu kenarlarda olabilir. Tabii bir değişik sakal çeşitleri var biliyorsunuz biz erkeklerde. O yüzden sakal yoğunluğu çok önemli. Tıraş bıçağının ömrünü etkileyen birinci etken, bunu hiçbir zaman unutmayın, sakal yoğunluğu arkadaşlar. Şu suyu kapatalım. Boşu boşuna akmasın. İkinci etken, onu da söyleyeyim, sakalınızın sertliği arkadaşlar. Şimdi sakalınız yoğun olabilir ya da seyrek olabilir, fark etmez. Sakalınız aynı zamanda sert olabilir, yumuşak olabilir. Şimdi erkeklerdeki önemli konulardan bir tanesi de bu. Şimdi buradan ikinci şeyi de söyledik. Tıraş bıçakları var. Bunlar daha önce test ettiğim. İşte bu Arco'nunki. Yok, bu Derby. Evet, Derby. Arco Derby. Bu Gillette'in Mach 3. Şu kafası oynayabilen versiyonu. Turbo 3D diye geçiyor. Bu Dorco'nun bir ürünü. Bir zaman test etmiştim. Bu da Fusion Pro Glide. 6 bıçaklı. 5 tane yukarıda var. Bir tane burada. Bununla olayım. Bu hoşuma gitti şimdi. İlk hoşuma gitti bu. Aynı zamanda elektrikli olan versiyon. Power diye geçiyor. Ama pil azalmış herhalde. O yüzden şirkin opsiyonu Power'lı kullanmayacağım. Şimdi tıraş olmaya başlayalım. Üçüncü konu neydi? Şimdi üçüncü konuyu söyleyeyim arkadaşlar. Üçüncü konu da takdir edersiniz ki aslında basit, tıraş olma sıklığı. Neymiş? 1. Sakalınızın seyrekliği. 2. Sakalın sertliği. 3. Tıraş olma sıklığı. İşte bütün şeyi belirleyen, yani bir tıraş bıçağının ömrünü belirleyen şey aslında bunlar. Tabii ki tek bıçaklı olması, 3 bıçaklı olması, 5 bıçaklı olması da yine bir şeyleri mutlaka tıraş olma frekansınızı etkileyecektir veya ömrünü etkileyecektir. Ama temelde bu 3 etken tıraş olmanızı, tıraş bıçağının ömrünü etkileyen faktörler olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi şunu sorabilirsiniz tabii. Sen de durum nasıl? Ben kendimi örnek vereyim. Ben çok yoğun sakallı biri değilim arkadaşlar. Şu an görüyorsunuz zaten. Çok seyrek sakallı da değilim. Ve sakallarım çok da sert değil. Ve ortalama ben haftada bir kere tıraş oluyorum. İşim gereği çok öyle tıraş olmam gerekmiyor. O yüzden haftada bir tıraş oluyorum. Mesela Mach 3 bana ortalama 1,5-2 ay gidiyor. Bu periyoda göre söylüyorum tabii. Yani 2 ay demek yaklaşık olarak 8 tıraş falan oluyor kabaca. Kaba bir hesapla. Gillette Mach 3'ün kartuşları bana yaklaşık olarak 2 ay gidiyor. Fusion'da da 3 aşağı 5 yukarı böyle bir değer var. 2-2,5 ay olabiliyor. Yani şeyine göre, durumuna göre biraz. Ama ortalama bende mesela 2 ay Gillette'in bıçakları için. Diğer daha ucuz olan modellerde mesela Dorco normalde tek kullanımlık bunlar. Şu ürün mesela. Bu ürünle 3-4 kez tıraş olduğum, o da yaklaşık 1 aya tekabül ediyor. Bu da hakeza öyle. 3-4 kez bununla da tıraş oldum diye düşünüyorum.
jizlettik. Bir parça daha yüksek bu değerler. Ama onlar da pahalı tabii ki, takdir edersiniz ki. Yani bu videoyla beraber artık şu soruyu bana sormayacaksınız diye tahmin ediyorum. Şu tıraş bıçağının ömrü ne kadar? Bunu birazcık tahminsel olarak bulabilirsiniz. Kendi kullanımınıza göre değişir. Her gün tıraş olursanız o zaman tabii ki bir ay, bir buçuk ay gitmeyecektir. Ama benim gibi haftada bir oluyorsunuz. Bu sakal yoğunluğuna göre konuşuyorum. Çok sert değil sakallarım, çok yoğun da değil. Yaklaşık olarak 2 aya yakın gidiyor. Çok en hani üst örneği söylüyorum. Normalde 1-1,5 ay ortalama bir değerdir. Benim sakalımdaki birisi için arkadaşlar. Umarım faydası olmuştur. Bilmiyorum ne kadar faydası olacak bunu size ama soruyorsunuz, geliyor böyle sorular. Ben de soruları okuyorum biliyorsunuz. Hatta şunu incele, bunu incele, şu ürünle tıraş ol, bu ürünle tıraş ol yorumlarınız da geliyor. Ama burası tıraş videosu kanalı değil arkadaşlar. O yüzden ben hani bunu ilgi çektiği için yapmıştım bir dönem. Baktım ki devam ediyor ilgi ve normal teknolojiyle ilgili videolarımın yanı sıra böyle bir şeyler daha yapayım dedim. Bu arada sakal da fena olmadı ha. Değil mi? Yakıştı mı, ne diyorsunuz? Bir yorum yapın ya. Şu videonun altında bir yorum yapın bakalım. Biraz da böyle garip oldu ama Kültigin gibi olduk. Keselim bakalım, hadi bakalım. Bu arada oradaki köpük kurumuş. Bıyıklardaki birazcık bir daha bir köpürtelim. Evet, buranın da fırçanın kılı kalmış. Evet, şaka maka bir tıraş videosu daha çektik bu arada. Ayda bir tane yapacaktım diye söylemiştim. Gerçi bu tıraş videosu değil, yani tam olarak bir tıraş olma videosu değildi bu. Bu birazcık bilgilendirme videosuydu. Şöyle biraz daha sinek kaylı olması için. Evet, şimdi yüzümü yıkayacağım. Evet, gördüğünüz gibi bir ödür tıraş olduk bir kez daha. Çok istiyorsunuz bunları biliyorum ama sayısı belli, sınırda tutmak istiyorum. Çok daha hani tıraş kanalına döndürmek istemiyorum kişisel YouTube kanalımı. O yüzden arada yapacağım. Onu söylemiş olayım. Şuradan havluyla da biraz kurulandık mı? Evet, bir videonun daha sonuna geldik. Umarım kafanızdaki soru işaretlerini gidermesi anlamında faydalı bir video olmuştur. Ama tıraş bıçaklarının ömrü konusunda kesin bir tarih vermemiz mümkün değil. Kesin bir süre vermemiz mümkün değil. Ama sakal yoğunluğuna, sakalınızın sertliğine ve tıraş periyodunuza göre bu rakamın, işte bence benim kişisel fikrim, 15 günüyle, yani her gün tıraş olan için tabii ki bu 15 günde iyi bir tıraş bıçağı bile alsanız 15 gün dayanacaktır bence en fazla. O da en fazla. 15 günle 2-2,5 aya kadar çıkabileceğini söyleyebilirim. Tabii söylediğim gibi her hafta tıraş oluyorsanız benim için geçerli bu durum. Ve sakalınız da benim gibi ise geçerli. 2 aya kadar çıkıyor. Her hafta olmazsanız, ayda bir olursanız o zaman 3-4 aya da çıkabilir. Her gün olursanız 10 güne de inebilir. Bu birazcık sizin sakalınızın durumuna, sakalınızın seyrekliğine, sertliğine ve aynı zamanda tıraş olma periyodunuza bağlı olarak değişiyor arkadaşlar. Evet, bir tıraş videosunun da sonuna geldik. Bu videoda sizlere kafanıza takılan bir sorunun yanıtını vermeye çalıştım. Yine de aklınıza takılan sorular olabilir ya da şu ürünle tıraş olur musun, şununla tıraş olsan güzel olur gibi önerileriniz varsa bu videonun altında benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Kanalıma abonesinizdir diye tahmin ediyorum ama aramızda olmayanlar var hala ne yazık ki. Lütfen abone olmayı unutmayın. Ücretsiz, basit bir işlem. Açıklama kısmında da bir tane link var. Tıklarsanız hemen abone olmanızı sağlayan güzel de bir link bırakıyorum. İsterseniz abone ol butonundan da tıklayabilirsiniz. Tamamen size kalmış bir şey. İsterseniz beni aynı zamanda sosyal medya hesaplarından da takip edebilirsiniz. Farklı bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.